Evet dostlarım, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün yanımda Duygu'yla. Selam. Hava limanındayız, Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen'den bir açılış. Aynen öyle. Nereye gidiyoruz? Dalaman'a uçuyoruz. Oradan da Kaş. Kaş'a gidiyoruz. Ve saati 6 de söylemek gün. İsterim. 00:52. Ve biz 11'den beri buradayız. Biraz fazla erken gelmişiz ama sıkıntı yok. 1.30'da uçağımız var. 3 gibi ineceğiz. 3.30 gibi de otobüse binip Kaş'a gideceğiz. Annem de arıyor şu an. Öyle. Sizle tekrar konuşuruz. Uçaktan da tekrar zaten bir şeyler çekerim. Sizi çok öptüm. Ben de çok öptüm. Ben inanılmaz enerjiyim ve Duygu ayakta uyumayı yaşıyor şu an. Gözler açıkken 25. rüyasını falan görüyor şu an. Kimliğimi düşürdüm yere düştü kimliğinden bile. Boarding'i bekliyorduk bu arada. Ve Eda'ya 8 kere çağırdım. Kimliğini sakın unutma. Sonra benim kimliğim elden kayışmadı. Şunu söylemek istiyorum. Eda yan kadar sevmediği için ve biz de yan yana oturmak istediğimiz için benim oturmamak için cam yanı boş duruyor. Bunu satın aldım. Kim yücadesiyle ortak olduğu satın alır diye merak ediyorsanız o kişi benim. Haklı sebeplerim var. Bir dakika söyleyeceğim. Haklı sebebim şu. Lavaboya gitmek istersem iki kişiyi kaldırmak istemiyorum. O yüzden her zaman koridor tarafında oturmayı severim. Evet olabilir ama yine de ne olacağı belli olmaz. Ve insanları rahatsız etmek istemediğim için. Uçak 1.5 saat rötaryedir ve uçağın içinde bekledik. Hayatımda daha kötü bir yolculuk hiç geçirmedim. İnerken de dönerken de. Bilmiyorum, ben bir ara gerçekten Mısır'a falan gidiyordum. O kadar çok uzun sürdü ki. Ve uçuş 50 dakikaydı ama tüm her şey. İnerken biz Duygu'yla sohbet ediyorduk ve böyle hani 3000 metre falan yükseklikteyiz sanıyordum. Çat diye düştük. Çat diye düştük bir anda. Çok inmedi. Uçak düştü. Yani gerçekten. Ruhumuz çıktı bizim o vakitte. Bir noktada uyandık ve açlık sınırına o kadar ulaşmıştık yani açlıkla ölecektik falan. Sonra benim çantamdan çıkan bir kurabiye bak, herhangi bir hanım eller kurabiyesi. İkimiz de hayatımda elim en iyi kurabiye. Üç kere falan şey. Çok taze. Saat şu an 3.57. Otobüse bineceğiz. İlk başta valizi almamız lazım. Otobüs varsa bu arada adam bana cevap vermiyor yani. Upuzun bir yolculuk sonrası geldik. Çok uzun ya. Ama çok güzel bir saat sayı var mıydı? Saat şu anda tam olarak 7:10 geçiyor. O kadar sakin, o kadar güzel ki. Açık bir yer var. Kahve aldık. Ben kruvasan aldım kahvaltı niyetine. Ve çok güzel şu an. Ve uykudan yeni uyandım bu arada. Yani otobüse bindik, uyudum. Gözümü açtım, Kaş'taydık. Çok iyiydi. Evet dostlarım, biz şimdi otele geldik. Ama sorun nasıl geldik gerçekten? Otel pek de merkezi değilmiş, ne yalan söyleyelim. Bayağı böyle dağ tepe taş tırmandık. Hava 30 derece. Kanter ağrı dayanma. Şakasız ağrı dayanma. Kanter içinde kaldık. Saat şu anda 9. Ama 12:01 gibi girebileceğiz. O yüzden bikinilerimizi giydik. Evet, bavulu evet, burada bırakacağız. Ve bir de plaja geçeceğiz. Şimdi beraber denize girelim. Ben de böyle siyah bir kimono giydim. Böyle. Hazır ve nazır bir şekilde gideceğiz artık. Çok ihtiyacımız var denize girmeye. Evet, bavullar burada. Bye bye. Tam olarak şey oldu yani, hani Instagram'da gösterilen tatil ve gerçekte olan o yokuşta. Evet. Ela 3 kere falan pes etti. Ben böyle hayır yapabiliriz. Bir noktada o yokuş çıkarken M diye sesler geliyor. Aynen keçilerle falan karşılaştık hani. Gerçekten o an kamerayı çıkartamadım tabii ki çünkü o an hani hayatta kalma çabasındaydım, o yüzden çıkaramadım. Kaç
Arkadaşlar selam. Eda hiç iyi bir YouTuber değil yani. Vlog falan da çekmiyor. Tatilini de uyuyarak geçiriyor. Uyanmıyor. Yani tatile uyumaya mı gelinir? Siz söyleyin. Size şimdi nereye bakmam gerekiyor kamera? Kaş manzaramızı göstereceğim. Bir dakika göstereceğim. Bakın. Dağ. Sadece dağ manzarası. Çünkü deniz manzarası öbür tarafta. Ben İstanbul'dayken sen Kaş'ta, başka arayışlarda. Saatler sonrasında merhabalar. Saat şu anda 7. Biz 2.30-3 gibi odamıza geldik. Size oda turu çekecektim ama o kadar yorgunduk ki direkt duş aldık ve dinlendik. Saat böyle 4.30-5 civarı mı? Uyumaya gittik. Evet. Gözümü ben 6.30'da uyandım. Evet. Şimdi de hazırlandık ve çok hızlı hazırlandık bu arada. Bayağı jet hızında hazırlandık. Böyle uyanma kısmı hariç çok zor uyanmak. Sen hızlı uyandın da ben sıkıntıydım biraz. Outfit check yapalım. Böyle bir üst giydim. Altımda siyah tek var, siyah terliğim var. Sonra şöyle aşırı yazlık bir çanta. Çok iyi, bu arada ve çanta. İçi evet çok güzel ama sadece içine koyacaklarımız konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet. Ben de siyah. Etek ve siyah üst. Bir de yeşil çanta. Bir de terlik. Aynen tabii ki terlik. Şimdi aşırı ben açız. Aynen açıkçası ben bayılacağım. Evet bayılmamız çok az kaldı. Yemek yiyeceğiz, restoran arayacağız ve çok açız. Sadece 1.6 milyon. Gerçekten ya. Arkadaşlar uyum böyle bir şey anladınız mı? Ben gümüş insanıyım Duygu Altın. Patates çok iyi. Evet arkadaşlar saat şu an gece 12 falan. Benim canım kahve çekti bu saatte ve Duygu'nun canı dondurma çekti. Ve terliklerimiz, ayaklarımız çok fena vuruyor. Şu an terliklerimiz yerde. Ve çıplak ayakta duruyoruz. Çok yorgunuz. Size anlatamayız. Çünkü biz dün gece 9'dan beri yoldayız. 3 saatlik uykuyla falanız. Ve kaldığımız yer merkeze yürüyerek yarım saat dağ tepe taş falan biliyorsunuz zaten. Ağrı Dağı'ndan indik biz bu merkeze. Bugün de buraya gelirken canımız çıktı. Şu an taksiyle dönmeye çalışacağız. Ve henüz Duygu şey diyor az önce. Taksi bulamazsak bizim dönecek yolumuz yok. Hani yürüyemeyiz. O kadar kötüyüz ki. Terlikle elimizi alıp anca yürüyebiliriz. Birazcık böyle Barlar Sokağı'nı falan gezdik. Ama biz yaşlanmışız. Mesela oturup dondurmamı yemek istiyorum. Ne? Sadece oturup dondurmamı yemek istiyorum gerçekten. Yapamadık ki bu işi. Çıktık direkt zaten. Neyse öyle. Evet dostlarım ertesi günden herkese günaydın. Şimdi de plaja gideceğiz. Ama hava inanılmaz sıcak. Bilmiyorum nasıl gideceğiz. Buraya yakın bir tane plaj var dün gittiğimiz. Ama o da bu arada hani 10 dakika falan yürüme. Ama farklı bir yere gitmek istiyoruz. Merkezdeki plajlardan birine. Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Yürüyemeyiz. Çok sıcak. 30 dakika yürüyemeyiz şu an güneşin altında. Bugün böyle bir bikini giydim. Beyaz kimonumu giydim. Şu an Duygu orada beni bekliyor. Aslında göremiyorsunuz. O da benim gibi bugün ikiziz. Ayakkabılarım, terliklerimize kadar aynıyız. Çok tatlıyız. Evet, gidelim. Saat 11.30 oldu zaten artık bir gidelim. Şuraya koyarak. Işık tersten geliyor mu? Zar zor buldum seni zaten. Denizden çıktık ve deniz gerçekten çivi gibiydi ama o kadar iyi geldi ki size anlatamam. Bu arada sabah biraz geç kalmışız biz plaj bulmak için. Çok zor yer bulduk. Normalde şezlongda bulamamıştık ve böyle oturup kahvaltı edip hani oturmalı geçecektik günü derken bir yerde boşaldı saat 1'de şezlonga geçebildik. Şu an Duygu ayakta. Bilmiyorum ne yapıyor. TikTok çekmek için bir yer arıyor şu an. Çok keyifliyiz. Şuramdaki sivilce hariç çok keyfim yerinde şu an. Dostlarım saati söylesem inanmayacaksınız ama saat 8.
Ve biz 12'den beri plajdaydık. O kadar iyiydi ki her şey. İsmi neydi bu plajın? Söyleyelim ya. Nar. Eğer Kaş'a gelirseniz Nar Beach'e kesin gelin. Çok güzeldi. Her alanı böyle ayrı ayrı keyifli falandı. Sponsorlu değil bu arada. Gerçekten çok keyif aldığımız için söylüyorum yani. Şimdi de onu konuşuyorduk Duygu'yla. 8 saatimizi orada geçirdik ve su harikaydı. Şimdi de şıpıdık şıpıdık hallerimiz de bu arada gerçekten. Kaş merkezde olduğumuz için takıcı bakmaya çıkacağız. Çünkü dün hatırlarsanız kahve ve dondurma falan yiyorduk ya gecenin birinde. Ayaklarımızı hissetmiyorduk ve o an takıcıları gördük orada, çok güzel duruyorlardı. Şimdi dedik otelimize dönmeden, merkeze biraz uzak olduğumuz için biraz takıcı gezelim. Burası da random bir yer. Bizim otelimiz falan değil yani. Yani burası şu an bu Nar Beach aslında bir otel. Lavabosu buradaydı. Nar Beach Oteli'nin de çok tatlı şu an. Bir de bence denizin en güzel kısmı böyle 6'dan falan sonra herkes gitti ve plajdan son çıkan insandık. Aslında hep yerde sadece aşk. Sabahtan günaydın. Şimdi hazırlandık ve Kapıçarşı plajına gidiyoruz. Günaydın. Günaydın. Bayağı erken. Evet, şu anda saat 9'a çeyrek var. Çünkü hani geç bile kaldık birazcık. Ben şimdi bir şekilde merkeze gidip oradan otobüsle Kapıçarşı'ya geçmemiz lazım. Ama bilmiyorum nasıl yapacağız bunu. Evliyatlar olduğumuz için. Aynen. Nerede? Bugün de böyle bir bikini giydim. Bikinde de şöyle kırmızılıklar var. Böyle değişik bir şey bayağı. Hazır ve nazırız. Çok nazırız. Şimdi otobüse eşyalarımızı bıraktık. 9.30'da bineceğiz otobüse. Tam yarım saatimiz var. Migros'a gidiyoruz böyle kahvaltılık falan bir şeyler alsak mı diye düşündük. Otobüste de 25 dakika sürüyormuş Kapıtaş. Saat 10 civarı yani orada olacağız. İyi bir saat bence. İçili güneş kremi gerçek değildir, sana zarar veremem. Dostlarım, biz şimdi geldik Kapıtaş plajına. Ama tabii ki sezon kalmamış. Aa, biz saat 10. Biz böyle 9'da falan gelmek istiyorduk ama asla öyle bir şey yapamadık yani. Saat 10'da geldik. Kalmamış sezon. Biz de şu anda böyle bir gölge bir yer bulduk. Boşuna şemsiye aldık. Çünkü full gölge zaten şu an. Büyük ihtimalle de az sonra denize gireriz zaten diye düşünmekteyim. Ama şu an çok sıcak değil yine. Değil mi? Gölge olduğu için. Bir tane kafeye geldik. Buranın adını söylemek isterim ama bilmiyorum. Çünkü çok güzel bir yer. Kahvemizi içtik ve 2 saattir burada sohbet ediyoruz. Derin muhabbetlere girdik. Ve aşırı keyifliyiz. Aslında planımız otele dönüp duş alıp uyumaktı birazcık ki akşam böyle bir tık daha enerjik olalım. Ama saati 5.30 yaptık. Normalde biz 3 gibi otele gitmeyi düşünüyorduk. Olmadı öyle. Ama çok da umurumuzda değil yani. Yine gideceğiz, böyle bir duş alacağız, hazırlanacağız ama uyumayacağız büyük ihtimalle yani. Çünkü burası şu an çok keyifli. Size azıcık göstereyim, durun odayı demişim, kafeyi. Böyle bir yer. Şurası zaten takıcılar sokağı. Dün burada bir tane yüzük beğendim ama çok pahalıydı, almadım ama hala aklımda o yüzük. Böyle bir kafe. Çıplak ayakla dolaşıyorum şu an. Beni. Evet, böyle bir yer bayağı tatlı. Duygu da burada. O kadar harika ki şu an. Ay pardon, ezdim ayağını. Biraz sakatız bu arada. Ayaklarımız falan da çok kötü durumda. Işte. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle size tekrar konuşuruz. Ay bronzlaşmışım birazcık. Kaputaş'ta çok zor vakitler geçirdik. Sezonumuz olmadığı için böyle bildiğiniz taşlara yatıp
sırtımıza. Duygu'ya diyorum ki sanki şu anda Endonezya'da bir taş masajındaymışım gibi hissederek romantiz edebiliyorum durumu. Güzelleme çabası. Dostlarım geldik, hazırlandık ve yavaştan yemek yemeye doğru merkeze gideceğiz. İnşallah. Çok zor hazırlandık bir miktar. Ne giyeceğimize bir türlü karar veremedik ama şu an şöyle bir kombin. İğrenç oldun. Hayır, iğrenç olmadın, gayet güzelsin. Düğüne gidiyorum. Benim de farklı bir yanım yok, ben de pavyona gidiyorum. Düğün değil, daha pavyonumsu şu zincirden ötürü. Gol be! Gol be! Ne maçı vardı? Gürcistan, Türkiye. Gol yaşasın. Bağlılık ama. Direkt beğendiğimiz yere ikinciye geldik ve çok iyi. Görüşürüz. Bir daha geri kalanında vlog yok. Vlog bitiyor yavaştan. Size dün hiç konuşmadım. Bir anda yok olduk. Farkındayım. Çünkü dün birazcık 10 numara bir gün değildi dün. Şimdi. Şöyle birazcık hasta hissediyorum ben kendimi. Yine ve yine boğazım ağrıyor falan. Bilmiyorum ne olduğunu gerçekten. Çok uykusuzluk bir de. O yüzden ben dün tüm gün yani sahilde uyudum. Bir noktada yorgunluk değil hastalık olduğunu falan anlayana kadar 6 saat geçti. Ben neden yorgun dün geceden dolayı zannediyordum. Sonra Eda aslında hastayım. Ben benim kanka abartın ya, bu kadar da yorgun olunmaz ki. Kız ölüyor. Size ne oldu? Öyle dün odaya geldik 7.30 civarında falan. Hani belki dışarı çıkarız. Belki. Derken ben 8'de bir uyuyakaldım. Hani 8'de, akşam 8'de gözümü ama yani... Ama ihtiyacımız vardı buna. Evet, Duygu bir balkona bir terasta bir yanıma geliyor falan. Ama bana da iyi geldi gerçekten. Çünkü biz... Ya bu zoruriyet olmasaydı biz hiç durmuyorduk. Ya evet, aynen. Hani geldiğimiz günden beri zaten kısıtlı vaktimiz var diyerek her şeye koşturuyorduk hani gerçekten. Bir o yana bir bu yana koşa koşa. Hatta böyle bir hastalık verdi ki dinlenelim diye galiba. Yani yoksa biz yine durmazdık dün. Şimdi de tekne turuna gidiyoruz. Çünkü bunu pazartesi akşam ayarlamıştık zaten. Böyle giyindik. Hazır ve nazlı bir şey. Şu an taksiyi bekliyoruz. Bir tık erken, saat 8.30 ama tekne 10'da kalkıyor. Hani erken gidip böyle bir kahvaltı falan ederiz diye düşündük. Ben niye yumurta gibi yüzüm ya? Yumurtaya benziyorum şu an. Yani büyük ihtimalle saat 9'da merkezde oluruz. 10'da da tekne turu. Zaten dün dışarı çıksaydık ben şu an ayakta duramazdım yani. O yüzden iyi oldu. Tekne turu daha önemli yani. Akşam 6'ya kadar çünkü hani teknede olacağız. Enerjimi toplamam lazımdı bir tık hani benim de. Böyle şu an taksimizi bekliyoruz. Bu bikinim de böyle strapless bir bikini 2020'de falan almıştım. Evet, şimdi tekneye geldik ve böyle kendimize ait yerimiz var. Çok iyi oldu. Sadece ben üstüme kahve döktüm ve Duygu gratis'e gidip bana leke çıkarıcı, deterjanlı bir şey aldı. Yüklesen var. Az sonra onu dökeceğim üstüme. Yerimiz çok iyi bence bu arada. Evet. Gayet iyi. Birazdan bir uyuyuş direkt. Biz gittiğimiz yerlerde uyuyakalıyoruz yanlışlıkla. Böyle REM uykusuna dalmalı bir uykuya kalmama. De yanımda. Buna bir şey demediler, sokmamı iyi oldu o yüzden.
Mac de sokabiliriz. Evet. Çantaya soksak bir şey olmaz. Hiçbir şey var. Kepet bile. Elimde direkt bununla girdim ben. Şimdi üçüncü aramıza geldik. Bir adaya geldik. Şu an adını ikimiz de bir hatırlamıyoruz. Herhangi bir yer yani. Herhangi bir yer. Burada denize girmeyelim dedik. Adayı ama böyle dolaşalım. Evet. Burada bir saat aramız var. O bir saat evet, arada... Hareket saatimiz 14.25. Soruyorum. Kaçırdık. Hareket saatimiz 14.25. Şimdi ineceğiz ve dolaşmaya başlayacağız. Belki dondurma falan yeriz. Bilmiyorum. Duyuruda adam şey diyor, bir şeye basarsanız saatiniz deri zıkkın olur. O yüzden denize girerken çok dikkat edin falan. Duygu'yla ben böyleyiz. Şey diyor, adada belli bir bitki var. O bitkiye dokunursanız hani çok kötü yapıyor elin. İşte biz de böyle şey diyoruz. Kesin biz onu bulur ve dokunur ve tatili daha da deri zıkkın etmeye doğru adım adım. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just want to be happy. How to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Şimdi tekne turumuz bitti. Çok güzeldi bu arada. İsmi Aquarium. Eğer Kaş'a gelirsiniz ve tekne turu yapmak isterseniz kesinlikle öneriyorum ve bence playlistleri de aşırı güzeldi. Aa soracaktım playlistlerini evet. Unuttum. Dışı da çok temiz ve yemekleri falan da bayağı iyiydi. Bence durakları da iyiydi. Verdikleri ara süreler her şey çok okeydi yani. Kişileri de çok güzeldi. De o kadar çok iyi lafını kullandım ki. İyiydi. İyiydi. Şimdi de yemek yediğimiz, iki gece önce yemek yediğimiz yere geldik. Crabs. Burada kahve içeceğiz, bir tane soğuk kahve, sonra otele geçip... Senin çantandan şunun görünmesini görüyorum. Çantamdaki şunu görüyor musunuz? Bunu anlattım mı size? Teknedeyken bunu denedik ettik falan. Yani hala izi gözüküyor, şimdi gösteremeyeceğim size ama... Benim bakalım. Bir noktada düzelecek diye düşünüyoruz. Ben buna üzülürken Duygu'nun bugün başına gelen... Gerçekten Allah çarptı. Kulaklıkla chill bir şekilde müzik dinliyordum. Sonra Eda... Bir komik bir şey yapmak için, birinin taklidini yapmak için ayağa kalktı ve böyle aşırı el kol yaparak taklit yapıyor. Ben de onu duymak için kulaklığımı çıkardım. O böyle yaparken benim sol AirPods ve geçen ay aldım. Şu suretle size yerini göstereceğim şimdi AirPods'umun. Living his best life gerçekten. O an AirPods'un düştüğünü fark etmedim bile açıkçası. Her şey bir saniyede oldu. Düştüğünü fark etme böyle alta bakıyorum falan. Duygu böyle hani boşluğa bakıp bana ki bakma. Gitti. Gözümün önünden gitti ve hani moralimi bile bozamadım. Çünkü hani elimden gelen hiçbir şey yok. Şu an Mediterranean Sea'de akıyor. Gerçekten hani sol kulaklık bir, tatile gidemeyenler sıfır maalesef. Onu izleyeceğim ama. Sen nereye sürüklendi? Hayat onu nereye götürecek çok merak ediyorum. Tek AirPod satılıyor mu? Bilenler söylesin. Sağla kavuşmaları lazım. Şunun da buradan çıkması komik oluyor şu an. Şu an çok az zaten bitecek yani. Otelden çıkış yaptık ve biraz üzünlüyüz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu anda Paris'e bir yere geldik. Buranın serpme kahvaltısı mükemmel diyorlar. Biz de çok merak ettik. O yüzden gider ayak böyle bir serpme kahvaltı yiyelim dedik. Hiç yemedik. Hiçbir zaman öyle bir kahvaltı yapmadık. Hep böyle arada derede bir şeyler yedik. O yüzden şimdi böyle ortaya bir donatacağız yani. Son günümüz ya.